Demek ki Gaziantep kendini yakışana yapmış. Modern bir kent, güzel bir kent. İnsanlar birbirine sevgili, saygılı yaklaşım içindeler. Ne kadar güzel bir şey. Yani herhangi bir yerdeki bir kent gibi değiliz. Demek ki güzel bir kent olmuşuz. Koçum bizim için çok önemli. Tabii ilk konuşmayı biraz fazla uzatabiliriz ilk ikramımıza. Diğerlerini de ötürü olarak devam ettireceğiz. Tabii ki genç kardeşimiz isimlerini biliyoruz. Bize başvurdular ama yine de sizlerin huzurunda sözlü beyanlarını almak istiyorum. Önce kızımıza soracağım kibarlıktan ötürü tabii ki. Efendim adınız söylediniz. Efendim sizin adınız söylediniz. Tahsin Ceylan. Teşekkür ediyorum. Bu iki genç kardeşimiz birbirlerini sevmişler, evlenmeye karar vermişler. Belediyemize başvurdular evlenmek üzere. Biz araştırdık bulduk tabii ki. Yaptığımız tüm araştırmaya rağmen tabii bir sakınca bulamadık. Nikahlarına kıymaya geldik. Ne kadar güzel. Ben tabii öncelikle tekrar güzel kızımıza soracağım. Sayın Melek Gülbin, Sayın Tahsin Ceylan kardeşimizi tamamen kendi özgür adınızla, kendi isteğinizle, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, hatta kredi kartları dolduğunda bile ölüme bir şuna kabul misin? Evet. Aynı soruyu Tahsin Ceylan kardeşimize soracağım. Sayın Melek Gülbin kızımızı, bu güzel kızımızı tamamen özgür adınızla, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ömür boyu şuna kabul eder misiniz? Evet. Değerli şahitlerimiz, sizlere ev diyemezsiniz. Sizlere en son söz vereceğim. Sonunda sizlere bir söz söylemek hakkınız olacak tabii ki. Beni imzalayalım lütfen. Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler, benim çok değerli şahitlerimizin, çok kıymetli misafirlerimiz huzurunda yeni bir hayata başlangıç yapıyorsunuz. Yeni imzalar attınız. Bizim size büyük olarak tavsiyemiz, bugün nasıl birbirinizi seviyorsunuz, sayıyorsunuz, bir sevginizin ve saygınızın bir ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum. Hep sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın, mutlu olun. Allah yüzünüzden hiç gülücük eksik etmesin inşallah. Medeni Kanunu'nun bana verdiği etkiye dayanarak da bu andan itibaren size bir ömür boyu eş ilan ediyorum. Mutluluklar diyorum. Efendim hayırlısı olsun. Gelin tebrik edebilirsiniz. Efendim ilk aile cüzdanı ben vereceğim tabii. Daha sonrakinden hepsini değerli şahitlerimize verdireceğim. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de evin reisi hep erkek gözükür ama masaldan ibarettir. Ben de bu masala inanmayan bir belediye başkanı olduğum için evin gerçek reisi olan kızımıza veririm aile cüzdanımızı. Buyurun efendim. Güle güle kullanalım. Bugün de belediyemizin geleneksel hediyesi var. Cüzdanı böyle gösterebilir miyim? Çocuğumuz var mı? Çocuğumuz var mı? Harika. İnşallah ileride daha sayı vermiyoruz biz biliyorsunuz. Mimarını yetiştirmek, onları ülkeye faydalı insan olarak yetiştirmek önemli. Az, öz, sağlam. O çocuklarımızın biz ülkemizi seven, bayrağını seven, Atatürk'ü seven çocuklar olması hediyemi veriyoruz.
bir adres falan bilirsin. Sen senin başkanın oraya.